Mesela nasıl yani? Basit. Biraz Beşiktaş daha... 1 Galatasaray 4 olsa Galatasaray şampiyon. Yani Beşiktaş 1-0 4-0. 1-0 kazanırsa çok basit. Yani bunu sağ olsun arkadaşlarımız ellerine sağlık. Tabloyu hazırlamışlar da Beşiktaş 1 Galatasaray 3 şampiyon kim? Beşiktaş. Beşiktaş 1 Galatasaray 4 şampiyon kim? Galatasaray. Nokta net. Hiç uzatmayalım yani. İkisinin de kazanacağından hareketle. İkisinden de zaten kim puan kaybederse. İkisi de kaybederse. Selamet. İkisi de kaybederse. Peki Sayın Ayan, madem rakamlara döndünüz. Galatasaray'ın 4 atma şansı var mı? İlk yarıda mı? İlk yarıda mı? Yok, latife yaptım. Şanstan hareket edelim değil mi? Anlamadı tabii. İlk yarıda mı? Direkt Alman moduna bağladı. Emrah abiyle çok vakit geçiriyoruz o zaman. İlk yarıda mı diye tekrar soruyorum. 4 atma dedin ya. Denizli'ye atamadı mesela Galatasaray. Malatya'ya atacak ya mı? İşte abi oradan aslında gelmek lazım. Hani matematik şans olan diyoruz ya. Niçin benim az önce dakikalar boyu övdüğüm ve hiçbir övgüye aslında ihtiyacı olmayan Fatih Hocam o penaltıyı Emre Akbaba'ya attırıyor? Rıdvan abinin tekrar kulağını çınlatalım. 2-0 ve 3-0 arasında gerçekten büyük fark var. Halı sahada bile 2-0 içeri girersen devre olursa başka bir şey oluyor. Sen kalkıp 2-0'la içeri 3-0'la içeri gideceğine 2-0'la içeri gidiyorsun. Peki. Niye? Penaltıyı Emre Akbaba'ya attırma fantezisi. Peki. Niye Emre Akbaba atıyor abi? Emre Akbaba kim? Ha kaç penaltı atmış? Ne zaman Galatasaray'da böyle bir yararlılık göstermiş? Yaklaşık 10 dakika önce o anlamda Babel harika bir iş çıkartmışken niye devam ettirmiyoruz? O penaltı Emre Akbaba'nın neye ihtiyacı var? O penaltı var? Size neyi hatırlattı peki? Bana her şeyi seni hatırlatıyor Gazcığım. Yani, o penaltı size neyi hatırlattı? Daha önce yine bir penaltı yüzünden. Alexis Souza, Mateo Kezman. Ankara Spor maçı. Ankara Spor maçı. Doğru. Bu arada ihtimaller bitti mi sandın? Averaj hesabına dair ihtimaller. Buyurur. Mehmet Ayan ekibimiz. Sevgili Murat Demiryaz var bugün. Murat Demiryaz Beşiktaş 1 Galatasaray 4 şampiyon kim yazacak? O da Galatasaray olacak. Onları da Beşiktaş 2 Galatasaray 3 şampiyon. Ama bak bu hesaplar. Beşiktaş'ın artı 44. Galatasaray'ın 42 averajı var. Beşiktaş 87 gol. Galatasaray 77 gol attı. Tüm doneleri masaya koyuyoruz. Peki orada genel averaj eşit olursa en çok gol atan var ya. Peki Galatasaray 88, 12, 0 kazanınca ne oluyor? Bak onun örneği var. Örneğin Beşiktaş farklı kazanırsa Galatasaray şampiyon olmak için başka bir şey en az 4 farklı galip gelmek normal goller sonra. Var ya, normal gollerde Galatasaray'ın geçmesi için 79, 89 gol atması lazım. Normal gollerde Galatasaray'ın avarajı bulması için. O kadar da atılmayacağı için artık o hesaplama... Ne bileyim abi ikisi de 8-0, ikisi de 9-0 civarı kazanırsa Galatasaray bu sefer orada döne geçebilir ama tabii mümkün değil ondan. Beşiktaş kaç atacak? Beşiktaş'ın da 9 atması lazım. 9 atması lazım. Malatya takımını çok küçümsüyorsun ya. Ya ne alakası var örnek veriyorum 12-0, Allah Allah. 12-0 diyor niye böyle konuşuyor ya. Ki? Ne alakası var ya? Ne alakası var Gürcan Bey oradan bir şey çıkmaz oradan gitmeyin. O yoldan bir şey çıkmaz size. Hangi yolda? Çok sizin güzel yolunuz şey yolu. Ya bu Galatasaray'la Beşiktaş şampiyonluk yolunda biz Fenerbahçe olarak bunu çok yaşadık. Aslında Galatasaray şampiyon olur demek istiyorsunuz. Bence Galatasaray şampiyon olursa averaj da olmaz. Puan da olur. Sen Beşiktaş kazanamayacak diyorsunuz. Beşiktaş'ın ben yani daha önce de söyledim. Burada programda da söyledim. Derbiyi kaybederlerse şampiyonluğunu da kaybedebilirler. Demişti abi. Tam şu koltukta oturuyordu. Yani o travmadan çıktı ki Serdar'la da şu koltukta oturuyordu. Orada da ben oturuyordum. Maçtan önce de yani Karagümrük maçından önce konuştum. Hiç beğenmedim. Vücut dilini dedim Sergen Hoca'nın. Ve aynı şekilde Sergen Hoca'nın da Beşiktaş yöneticilerinin de futbolcuların da Karagümrük maçından sonraki vücut dili böyle inanmış özgüvenli çıkacağız, oynayacağız, alacağız ne olursa olsun mesajını vermiyor. Hala vermiyor. Ve Göztepe takımı da kendi içinde enteresan bir takım. Pozisyon veren bir takım rakibi. Ama oyununu da tutturduğu zaman pozisyon bulan ve direnci yükselen bir takım Göztepe. Keza Malatya da öyle. Ya onu da belirteyim. Yani bizim verdiğimiz maç vardı. Ziraat Türkiye Kupası. 96'da Lüyün'de mi attı işte? Tabii son saniyede Lüyün'de mi attı? 1-1 bitti. İşte uzatmalar penaltı. Malatya Fenerbahçe ile ligde 1-1 berabere kaldı. Hayır lig maçı 88'de attı. Şeyde. Burada 3 tane attı. Burada 3 tane attı. Ben Malatya'daki maçtan bahsediyorum. 88'de attı mesela Galatasaray golü. Yani Malatya'da dirençli bir takım. Şeyin işin gerçeğine baktığımızda ve başka bir taraftan iki takımın da gol atma şansları da var. Yani o özelliklere sahip oyun biçimi var. O özelliklere sahip oyunculara sahipler. Ligin son maçı. Ulunu esmiş, ununu elemiş, eleğini asmış takımlar bunlar. Yani oyuncuların motivasyonu. Valla Karagümrük için de öyle dendi ama hiç ununu filan elememiş. Oyuncuların motivasyonu. Burada ben hakikaten çok üzülüyorum. Mesela Malatya Spor'da
Galatasaray geçmiş olan oyuncular var. Şimdi onlar çok büyük baskı altında olacaklar. Hmm. Yani bu konu kritik. Yani hiç baskı altında olmazlar ben, ya. Yani ben mesela Adem Büyük'ün yerinde olmak istemem. Niye abi? Bir sene burada oynadı Galatasaray'da. Gitti. Adem Büyük bir sene oynadı Galatasaray'da. Valla yani Adem Büyük hani ben abi, o konuda... Galatasaray'da da... Ben sizin gibi yani, düşünmüyorum abi, öyle söyleyeyim. Hayır yani. Hayır ben... Haklısın sen, evet. Düşüncende haklısın. Aha. Ben de senin tarafındayım zaten. Aha. Umut var. Ama umut var. Bu işin içindeki insan yani bu yorumu yapanlar orada değil. Yani o yüzden bu isimleri böyle gündeme getirerek zaten biraz maalesef kirlenmiş ortama biz çok istemesek de doğru, şey yapmayalım. Doğru. Katkıda bulunmayalım abi. Doğru, haklısın. Bunu çok ciddi söylüyorum. Çünkü o bu insanların doğru. Sanki daha farklı bir futbol anlayışına, daha farklı bir hayat görüşüne sahip olduğunu düşündürtebiliriz insanlara. Bence yani herkes çünkü profesyonel hayat. Yani bugün bu kanaldayız, yarın başka kanaldayız. Ama ben gidip de işte bu kanalla reyting savaşına girerken şimdi seninle program yaptığım için başka bir programa gidip senin hakkında sallayabilir miyim? Yapabilir miyim böyle bir şey? Böyle bakalım. Futbolcular da böyle. Adamın profesyonel işi bu, ekmeği bu. Şimdi oraya gitmiş. Ya oradan yola çıkarsak Karagümrük'ün yarısı Beşiktaş'ta. Yani, öyle değil midir Serdar? Yani. Çok tabii. Karagümrüklerin yani, çoğunlukta olduğunu bilmiyor muyuz tribünde, Beşiktaş tribünde? Onu biliyoruz. Zaten tribünden de işte tarihinde ama de. Ama ne oldu Karagümrük? Yendi ve çok iyi oynadı. Sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Hayır oynadı. Bu sezon hakikaten peki, ben oynadım. Hayır ama hayır. O zaman madem öyle Ahmet Bey'in açıklamasına gelin. Niye sevindiler diyor. Sevinecekler tabii abi. Kazanıyorsun. Hayır işte aynı yani. Mantık söylüyorum ben de. Yani Karagümrük bir derbi maçı kazanıyor. Tabii. İstanbul, niye sevindiler demedin? Neden böyle sevindiler dedin? Ne fark eder? Eder. Niye ediyor söyle bakalım. Çünkü Abu Bakar'la ben de sevinsinler diyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Niye böyle? Niye? Ama sözümü kesmeden. Mutlaka her takımın kazandıktan sonra sevinmesi anasının hak sütü gibi helaldir. Ona hiçbir şey demiyorum. Artı Karagümrük bir şirket değil mi abi? Bir sahibi yani Süleyman Hurma. Sahibi, şirketin yendiği sahibi. Zaman kaç para kazanacak abi? Gayet doğal. Bu bir. Orada Ahmet Nurçevi'nin, ben çünkü şeyleri bildiğim için oradaki hadiseleri Abu Bakar'la Cenk Tosun PPDK'ya sevk edildi tedbirli olarak. Fakat orada sevk edilen bir isim daha var. Rocco. Enzo Rocco. Hı hı. Çünkü çıkış noktası o. Onun sevinci. Ama niye sevindiği de değil. Enzo Rocco'nun formasını çıkarttıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular dönüp söylediği ifadeler zaten onun üzerine Abu Bakar önce atlıyor. Olayı, hadiseye. Burada yani söylenecek bir şey değil ama Enzo Rocco'nun galiba takımdan ayrılırken o takımda ya takımın içerisinde de teknik heyette birileriyle problemleri oldu. Ayrılmadan önce de. Enzo Rocco kişisel rövanş almış yani. İşin kıvılcım noktası o. Cami olarak değil. Sen niye böyle seviniyorsun falan. İçeride adamlar tabii ki sevinecek. Şimdi Beşiktaş... Ama ifadesi o Serdar. Niye böyle sevindiler diye. Evet ifadesi o. Evet onu diyorum zaten. Tamam Rocco'ya tamam. O zaman Rocco desin abi. Niye Karagümrük? Abi yani, ben takımın, ne bileyim takımın... bana ne kusur. Ona söyle. Ya biz de onu söylüyoruz zaten. Tamam yani söylemiyorsa ama onlara söylüyoruz. Zaten dedi. Beşiktaş'ın sol haftalardaki iletişim... Yani başkan iletişim bence çok iyi değil. Demeçleri falan. Çok iyi değil. İkincisi Yusuf Günay. Ceza takipçisi olacağız. Ceza alması lazım falan gibilerinden. Konuşunca. O da bir ifadeler kullandı. İşte hani boş işler gibi. Daha başka bir ifade de kullandı da. Yani sen bir senedir hiç konuşmuyorsun. Geliyorsun buradan. Bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Bu da benim yorumum. Beşiktaş o zaman zaten 11'i zor buluyor. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Bu da benim yorumum. Ya da maça çıkmasın zaten son maçı o zaman. Hükmen mağlup olsun. Bu da benim şahsi yorumum. Bu Beşiktaş'ı söylediğiniz için söylemiyorum. Sen bir senedir konuşmuyorsun ya. Abdurrahman Albayrak çıktı beni bizi rahat bırakın dedi. Siz kendi kendinizi rahat bırakmadınız ki. Siz kendiniz o kaotik ortamı yarattınız. Siz kendiniz başkanınıza karşı kalkışma yaptınız. Siz. Neredeydin o zaman? Bir tek Fatih Terim vardı orada. Niye konuşmuyordun? Hoca Fatih Terim işte. Bak yılın vazgeçmeyeni. Orada Galatasaray camiasında başkan da konuşabilir. O ayrı başkanlık. Ama bu işlerin emeğin karşılığı hak edecek tek konuşacak adam Fatih Terim'dir. O başka. Çünkü takımı ayakta tuttu. İşte puan kaybetme ihtimalleri var. Ama öbür türlüsü daha koridordaki olaylar ne olmadı? Sen de sosyal medyada etkilenerek bunu birçok kulübün yöneticisi de yapıyor. Sen takipçi olacağız demeyecek. O zaman 2015 yılında Galatasaray Başakşehir maçında koridorlardaki olaylarda sen neredeydin? Takipçi oldun mu? Abdurrahim Albayrak